ipini kendi biraderine çektireceğim yiğit. Emir asacak seni. Efendim. Savcı Bey günaydın. Uyandırdım mı? Kimsiniz? Sizinle görüşmek isteyen birisi. Bu sorumun cevabı değil. Kimsiniz dedim. Söylemeyeceksiniz kapatacağım. Nihat ben. Nihat Demir. Sen beni niye arıyorsun? Seninle konuşacak neyimiz var bizim? Abin olabilir mesela. Abin hakkında konuşabiliriz. Benim bir abim yok. Başka? Ha doğru. Söylemişlerdi. Sen hukuk için, adalet için abini bile tanımazsın. Tamam o zaman. Annen hakkında konuşalım. Ya da baban hakkında. Ya da onlara yapılanlar hakkında. Adres ver bana çabuk. Nihat dün akşamdan beri sırra kadem bastı. Aslında o itleri kapısına atmakla tedbirsizlik ettik. Ne kadar uzağa kaçabilir? Ben nasıl olsa onu bulacağım. Biraz diken üstünde yaşayacak. Sürünecek. Ne zaman ve nereden çıkacağımın korkusuyla yaşayacak. Orası öyle tabii. Neyse, Sadet'e gelelim. Artık abiyle tanışma vaktin geldi. Hazır ol, abi seninle konuşacak. Tabii Hakkı Bey. Savcı Bey hoş geldin. Seni dinliyorum. Seni dinlemenle olmaz. Sen daha stajdaymışsın. Sayın Başsavcımın dinlemesi lazım beni. Sen ne demek istiyorsun? Gizli tanık olmaya mı karar verdin? Siz bu örgütü çökertmek istemiyor musunuz? İşte fırsat ayağınıza geldi. Onların içini dışını benden iyi kimse bilemez. Sen benim buna inanmamı mı bekliyorsun? Ayrıca bildiklerini anlatsam bile... bu işlediğin suçları yok saymayacaktır. Nerede ne kadar ceza indirimi alacağını anlattığın bilgiye göre mahkeme karar verecek. Ama sen Nihat... her türlü... hapis yatacaksın. Benim derdim hapisten yırtmak değil, hayatta kalmak. Ha bir de Yiğit'in senin elinden adalete boyun eğdiğini görmek. Senin adaletinin terazisi nasıl Emir? Herkes aynı tartıyor mu? Yoksa yakın akrabalara ayrı muamele var mı? Sayın Başsavcım, sizinle acil konuşmamız gereken bir konu var. Bir gizli tanığımız var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.